Tarafı yanacak şekilde içeriye doğru yürüyoruz. Devam edelim. Van halkının, Kürt halkının, Türkiye halklarının Kayyum'un karşısındaki tutumu tam da burada değerli halkımızın verdiği mesajın ta kendisidir. Değerli halklarımız bu mesajı 31 Mart seçimlerinde bütün Türkiye'ye ve dünyaya vermiştir. Hakkari'de Mehmet Alkış'ı ve eş başkanlarımızı halk seçti. Kayyum'a rağmen seçti. Halk iradesini DEM Parti'den, kendi partisinden yana yapmıştır. Ve Mehmet Alkış'ı eş başkan olarak seçmiştir. Çünkü Kürt'e seçme ve seçilme hakkını fazla görüyor. Çünkü Kürt'e diyor ki sen benim yurttaşım ve vatandaşım değilsin. Biz de saraya çağrı yapıyoruz. Kürt'ün seçme ve seçilme hakkını Kayyum yoluyla elinden alıyorsan o zaman çık açıkla. De ki Kürtler benim yurttaşım değil. Sizleri nüfustan çıkarıyorum deyin bakalım. Çıkın bu cesareti gösterin. Arkadan iş çevirmek, kolluk kuvvetiyle birlikte iş çevirmek ve Hakkari'de askeri sokağa indirmek askeri darbenin ve siyasal darbenin ta kendisidir. Bugün üçüncü kez bizlere Kayyum atamayı hedefleyen Hakkari'de başlattıklarını Erdoğan'ın da verdiği mesajlardan anladığımız kadarıyla kimi yerlerde devam ettirmeye çalışacaklar. Ama şunu bilsinler ki bizler her yerde Hakkari'de, Van'da, Ahmet'te, Mardin'de her yerde sonuna kadar direneceğiz. Türkiye'deki ve Avrupa'daki ve dünyadaki bütün dostlarımızın Kayyum konusundaki desteğinin daha da büyümesi için Van'dan, direnişin kalesinden bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Direnişi büyütelim, Kayyumları gönderelim, Kayyum atamalarına izin vermeyelim, hep beraber bu dayanışmayı büyütelim. Kayyum atanma ihtimaline karşılık bizler şimdiden belediyelerimizi ve seçilmişlerimizi yanında olmaya, onları korumaya hep beraber devam edeceğiz. Bu direnişi göstereceğimize dair en ufak bir kuşkumuz yoktur.